Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Oğuzhan Oğuz bugün bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. Hocam bugün konumuz yine olduğu gibi burun estetiği. Evet. Birkaç sorum var sizin yanıtlamanızı istediğim özellikle. Müsaitseniz başlıyorum. Burun ameliyatları sadece estetik için mi yapılıyor? Yoksa biz bu ameliyatlarda burundaki bazı sağlıksal problemleri tedavi edebiliyor muyuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Burun kesinlikle sadece estetik amaçla ameliyat edilen bir organ değil. Bizim yapmayı planladığımız ameliyatlar da ameliyatın fonksiyonel sonucu, en az estetik sonucu kadar önemli. Zaten toplumun büyük bölümünde burunda estetik sorunlarla beraber halk arasında kemik eğriliği olarak bilinen septum deviasyonu ya da burun eti olarak bilinen konka hipertrofileri gibi fonksiyonu etkileyebilecek problemler görebiliyoruz. Dolayısıyla... Burun ameliyat ederken sadece dışına odaklanmadan aynı zamanda bunun içindeki fonksiyonel problemleri de gidermek her zaman amacımız oluyor. Yani dolayısıyla burun ameliyatı sadece estetik amaç değil, hem estetik hem fonksiyonel amaç içermelidir. Peki hocam sadece estetik için değil dediniz dedik. Hı -hı. Estetik dışında ben dışını değiştirmek istemiyorum. Hı -hı. Sadece burundaki fonksiyonumu, nefes almamı, işte koku almamı, bazen sinüzitlerimin problemlerini düzelttirmek istiyorum diyen hastanız olduğunda Nasıl bir yaklaşımda bulunuyorsunuz? E, hastaya öncelikle bu fonksiyonel problemlerle beraber herhangi bir estetik e, kaygısı olup olmadığını mutlaka soruyorum. Eğer hastanın estetik bir beklentisi yoksa ameliyattan e, tabii ki o zaman daha çok fonksiyonlara yöneliyoruz. Eğer hastanın bir estetik beklentisi yoksa burnun dış kısmında herhangi bir değişiklik yapmayacağımız için tamamen burnun iç kısmında çalışabileceğimiz fonksiyonel ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi sinüzit ameliyatları, burundaki burun içi kemik eğili, septum deviyasyonu ameliyatları, burun eti şişlemek ameliyatlar bunlar arasında. Ama hasta şunu da mutlaka söylüyorum. Günün birinde fikrini değiştirip tekrar estetik olmak isterse o zaman iş biraz daha karmaşık evet. hale gelebiliyor. Dolayısıyla hasta bu anlamda kendisi doğru kararı vermeli ve emin olmalı bence. Aslında ilk kurşun çok önemli olduğu için burun ameliyatlarında Kesinlikle. ilk kurşunda doğru kararı vermek lazım. Kesinlikle. Ben de düşünüyorum. Peki hocam bazen şöyle hastalar olabiliyor. Ben bunu da size sormak istiyorum. Ben estetik istemiyorum. Burun içerisinde benim eğriliğim, deviyasyonum var. Nefes almak istiyorum diye geliyor. Evet. Ve içerideki deviyasyon düzeldiğinde dışarıdaki eğriliklerin de tamamen düzeleceğini zannediyor, düşünüyor. Evet. Sizin bu hastalarımızla ilgili fikirleriniz nerede hocam? Ne düşünüyorsunuz? evet maalesef tam olarak konuya hakim olmadan böyle düşünen hastalarımız oluyor. Burada hekim olarak biz onları aydınlatmak düşüyor tabii ki. E, ee, sadece burun orta bölmesindeki kemik eğriliğine müdahale ederek burnun dışındaki eğriliğin düzelmeyeceğini teknik olarak ve hastanın anlayacağı şekilde mutlaka anlatmak gerekiyor. Hasta anladım dese de bence altını bir kere daha çizerek daha da net anlatmak gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi e, dışındaki çeşitli estetik problemlerin içine yapılacak müdahalelerle düzelebileceği algısı oluyor. Daha basit bir ameliyatla estetik sonuç elde etme düşüncesinden kaynaklanıyor. Burada hastalarımız hem daha iyi araştırmacı olmalı hem de doktorlarına bence iyi kulak asmalı. İşte bazen hayal kırıklığına uğramamak için bunları iyi bir şekilde karşılıklı evet. anlatmak, anlamak gerekiyor. Peki hocam burun estetiği ameliyatında hangi teknikler var? Siz hangisini yapıyorsunuz ve neden? Genel olarak ikiye ayırabiliriz. Açık teknik ve kapalı teknik dediğimiz. Teknikler var. Bunun dışında özel isimle adlandırılmış, tıp literatürüne kazandırılmış birçok değişik teknik var. Ama genel olarak açık ve kapalı diyoruz. Fark ne hocam açık ve kapalı arasındaki? Açık ve kapalı arasındaki fark kapalı ameliyatta burnun dış kısmındaki deriye herhangi bir kesi yapmıyoruz. Burun deliğinden burun içine girerek burnun hem fonksiyonel hem de estetik olarak değiştirilmesi gereken kısımlarına müdahale ediyoruz. E, açıktaysa burun orta kısmındaki kolimella dediğimiz deriye bir kesi yaparak buruna giriyoruz. Burnun içinde yapılan kısımlar aslında çok değişmiyor. Birinde burnunuzun ön kısmında bir kesi oluyor diğerinde olmuyor. Açık tekniğin de kendine göre avantajları var. Kapalı tekniğin de kendine göre avantajları var. Birisi daha iyi demek doğru bir yaklaşım değil. Ben genellikle açık teknik tercih ediyorum. Kapalı teknik tercih ettiğim hastalarım da oluyor. Neden ben açık teknik tercih ediyorum? Ee, tecrübemi daha çok açık teknikte geliştirdim. Kendimi ameliyat yaparken açık teknikte daha rahat hissediyorum. Görüş alanım daha geniş oluyor. Ama bu arada sadece hekimin seçimi değil, hastanın tercihi ya da hastanın burnunun uygunluğu da buna bence önemli. Ee, yani eğer cilde elastik, burun hacmi nispeten çok büyük değil... Dolayısıyla kapalı teknikte burun içinde yeterli görüş alanı sağlanabilecekse kapalı tercih gayet tercih edilebilir. Ya da hastanın yara izi, skar, keloid gibi problemleri varsa o riski almamak için kapalı teknik tercih edilebiliyor. E, ya da bazen e, çok e, komplike burunlarda e, içerideki patolojileri yeteri kadar düzeltebilmek için açık teknik daha idealken e, kapalı teknikte ısrar etmemek gerekiyor. Yani bence hastaya uygun Cerrahın daha hakim olduğu teknik, daha uygun tekniktir. Açık teknikle ilgili hastaların endişeleri burun ucunda bir yara izi kalıp kalmayacağı gibi. çok soruluyor. bu soruluyor. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Burun ucunda yara iziyle ilgili açık teknik hastalarında hem kendimin hem de etrafımdaki diğer cerrah arkadaşlarımın yaptığı hastalarda çok ciddi iz problemi yaşayan hasta sayısı oldukça az. Bunu da belirtmek isterim. Özellikle kanat küçültme cerrahisi de yanına eklendiğinde hı hı. E, bazı hastalar kapalı teknikte kanatlara da bir kesi atılmayacağını düşünüyor. E, sonuçta kanat yapıldığında hı hı. kapalı da olsa orada ekstra bir kesi olabiliyor. olabiliyor evet. Peki hocam bu son yıllarda özellikle teknolojinin ilerlemesiyle ultrasonik kesiciler, piezo veya bazı elektrikli testerelerin kullanımı hı hı. bu burun ameliyatlarında oldukça revaçta. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha çok konvansiyonel yani eski geleneksel yöntemleri mi tercih ediyorsunuz hı hı. yoksa bu son ...döremde çıkan teknolojik cihazların hepsini hakim ve kullanıyor musunuz? E, teknolojik cihazları kullanıyorum. Teknolojiyi hayatımızın her alanında kullanmayı seviyoruz aslında. Tabii ki bilimsel gerçeklik e, çerçevesi içinde mesleğimizde de bence kullanmalıyız. E, burun estetiğinde kullanılan e, yeni teknoloji... ...daha çok burnun kemik kısmına yaptığımız müdahalelerde... ...kemiği daha az travmatik şekilde şekillendirebilmeye yönelik aletler... Bunun arasında sizin de söylediğiniz gibi ultrasonik kesiciler, çeşitli tur cihazları vesaire gibi aletler var. Eğer cihazı kullanmaya hakimsek, hastanın burnu, dokusu bunu kullanmamız için müsaitse e, bence gayet konforlu olabiliyor. Çünkü ameliyatı ne kadar az travmatik gerçekleştirirsek e, ameliyat iyileşme o kadar hızlı oluyor. Hastamızın da konforu o derece e, artmış oluyor. Çünkü... Amacımız sadece iyi burun yapıp hastamızı mutlu etmek olmamalı. Aynı zamanda ameliyat sonrası dönemi... Bir de bunun iyileşmesi. Evet, var. yani hızlı iyileşme ve konforlu bir iyileşme süreci geçirmesini de aynı zamanda hedef olarak kendimize koymalıyız. Bu anlamda da bu teknolojik aletler, ultrasonik kemik kesiciler ya da buna benzer çeşitli power enstrümanlar oldukça faydalı bence. Peki hocam yine bir işlem yapılırken hastalarımızın ilk aklına gelen soruyu size sormak istiyorum. Burun estetiği ameliyatı ağrılı mı? Nasıl bir süreç beni bekliyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Genelde hastalara bu sorunun cevabını verirken en çok şaşırdıkları cevap bu oluyor. Burun estetiği ameliyatı sanıldığı kadar ağrılı bir ameliyat değil. Hatta çoğu zaman ağrısız bir ameliyat. Ee, tabii ki bunda biraz önce de konuştuğumuz gibi son dönemdeki teknolojik gelişmelerin, bilimsel teknik gelişmelerin etkisi büyük. İyi bir ameliyat hazırlığı, iyi ameliyat sırasındaki anestezi, postoperatif ameliyat sonrası ağrı kontrolünün iyi yönetilmesi, hastaya doğru tavsiyelerimde bulunulması ve hastanın bunları uygulaması ağrı problemini oldukça gideriyor. Tabii ki herhangi bir ameliyat için ağrısız demek biraz iddialı olacaktır. Ama gerçekten neredeyse ağrının problemi olmadı bir ameliyat olduğunu düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ediyorum.